Evet Vitor Pereira ile yine devam edelim. Sonra birkaç önemli husus var onlara geçeceğiz. Şimdi ilk olarak sevgili Halil Ateş takipçimdir kendisi. Hocam bu yorumu bir sonraki videonuzda okumanızı temenni ediyorum demiş. Vitor Pereira'nın taktik deha olduğunu düşünüyorum. Kazandığımız kaybettiğimiz hiçbir maçta kötü oynamadık. Rakibi hep doğru analiz etti. Katılıyorum kısmen birkaç maçta saçmaladık. Mesela Galatasaray finalinde gerçekten saçmaladık. Monaco'nun yarı finale çıkıp yarı finalde elenene kadar biz hariç kimseye yenilmediğini hatırlatmak isterim. Ki ilk defa 3-5-2 sisteminde oynatıp kendi cezalı olduğu için yedek kulübesinde olmamasına rağmen sonuca ulaştı. Tek maç için konuşmuyorum ki Monaco ile kadro kalitemiz ortada yani o dönem. Herhalde Mbappeli falan sezondu. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Trabzon maçında sahaya saldırı olduğunda kaçmadı. Oyuncuları toparladı. Dik duruş örneği. Bir başka dik duruş örneği ise Arap Ligi'ndeyken kulübün sahibine basın toplantısında burada ne konuşulacağını siz değil ben karar veririm diye ayar vermiş bir adam. Ligin en iyi kadrosu diye 2015 sezonu algı yapıldı. Hep gazete manşetlerini ve yapılan haberleri hatırlayın. Üzerimizde baskı oluşturdular. Bana göre en iyi kadro Beşiktaş'taydı o sezon. Her şeye rağmen Pereira o sezon başarısız olmadı. Şu anda da Ali Koç ve üzerine baskı oluşturulmaya çalışılıyor. Gerek yayın ve basın organlarıyla gerek troll hesaplarıyla. Bize düşen tek aday çıktı madem. Madem biz seçtik Ali Koç'u. Madem bu hoca geldi. Sahip çıkıp izleyeceğiz, destek olacağız. Psikolojik savaşta farkında olmadan cephe değiştirmeyeceğiz. Ben inanıyorum ki bu sene şampiyon olacağız ve olamasak bile hoca ile devam edilmeli ki kendine uzun yıllar hizmet etmesi durumunda çok başarılı olacağına inancım tam demiş. Ee, sevgili Halil Ateş ben kendimi poliyanla biliyordum ama yani <laughs> sen benden de poliyanlaymışsın. Ha şu var. Birkaç şeye katılıyorum. Şimdi Beşiktaş'ın transfer markada 2015-2016'sına bakacağım. Bir de Fenerbahçe'nin. Şimdi Fenerbahçe'nin e, tarihin en iyi kadrosu hani <laughs> Beşiktaş'ın 2015-2016 sezonu 54.55 milyon euro. Fenerbahçe'nin e, 2015-2016'sı ne kadar biliyor musunuz? Ya dur bir dakika ya. Dur bir saniye. Şu anki 54-55 Beşiktaş'ın herhalde. Şimdi Beşiktaş'ın o sezon kaleci Tolga Zengin. Boyko yedek kaleci. Savunmada Rodolfo Marcelo var. Sonra Lyon'a gitti. Ersan Gülüm var. İyi paraya sattılar. Dusko Tosic iyi paraya sattılar. Doğru şimdi bakınca. Franco var. Aleksik Ruano. Geç onu. Milošević var. Fatih Aksoy. Furkan Akbulut diyor. İsmail Köybaşı Ramon Motta. Bak Motta iyiydi şimdi. İsmail Köybaşı o dönem 5 milyon euroymuş piyasa değeri. Anderas Beck 4,5 milyon euro. Serdar Kurtuluş yedeği. Necip Uysal ön libero 24 yaşında. Oğuzhan Öz Yakup 22 yaşında 14 milyon euro. Jose Sosa 7 milyon euro 30 yaşında. Veli Kavlak var. Tolga Yarstan. Atiba Aç insan var. Kerem Fry bir kanatta genç. Gökhan Töre 15 milyon euroya kadar çıkmış o sezon. Olcay Şahan 5.5 milyon euroya. Ricardo Cuyerejma 4 milyon euro. Forvet'te Mario Gomez ki gol kralı oldu herhalde o sezon. 12 milyon euro. Mario Gomez'in yedeği Cenk Tosun. Onun yedeği Mustafa Pek demek. <laughs> Ve o sezon Dembaba'yı 13'e. Ersan Gülüm'ü 7'ye. Atın Nukan'ı 6'ya satmışlar. Düşünün yani. Epey bir piyasa yaparak futbolcu satmışlar. En çok gol atan Mario Gomez 26 gol. Oğuzhan 9 gol. Cenk Tosun 8 gol. Sosa 7 gol. Olcay 5 gol. En çok asist yapan Sosa 12. Oğuzhan 7. Gökhan Töre 7. Gomez 6. Olcay Şahan 6. Aynı sezonun Fenerbahçe'si. Şimdi Fenerbahçe'yi değerlendirelim. Fabiano 4.25. Volkan Demirel 3 milyon euro. Ertuğrul Taşkıran yedek. Ertendo'nun yedeği. Simon Kea 8.5. Abdülaye Bağ 2.5, Bruno Alvez 2, Katleç 1.4, Hakan Çinemre 650 bin, Serdar Kesimal 300 bin. Burada Kea ve Alves dışında diğer stoperler pekiş yapmadılar şimdi doğruyu söylemek gerekirse. Caner Erkin 9 milyon euro, Hasan Ali Kaldırım 4 milyon 250 bin euro. Yasir Subaşı da var. Sağbek Gökhan Gönül 6 milyon euro, Yediyi Şener 5 milyon euro. Yani Sağbek, Solbek, As 2 stoper ve Kaleci Bence biz daha iyiyiz. Mehmet Topal 10 milyon euro. Josef de Souza 8,5 milyon euro. Caner Kocavar, Ozan Tufan 7 milyon euro. Diego Ribas 6 milyon euro. Raul Meireles 2 milyon 750 bin euro. Bakın, Topal, Josef, Diego desen 10, 18,5, 25,5 milyon euro. Yani orta sahada da sen daha iyisin. Ha, şey yok... Ee, ne diyeyim size Derinlik yok Topal, Josef, Ozan, Diego Meirele sezon biraz tırt da Şimdi doğruya doğru Uygar Mert Zeybek var, Caner Koca var Bakın dikkat edin Ha Alper Potuk var 8 milyon euro Alper Potuk 8 milyon euro <laughs> Alper Potuk'a bir şey diyemem Samet Karakoç var Bak derinlik yok Şimdi doğruya doğru Kanatlara gelelim Nani 16 milyon euro Lazar Markovic 15 milyon euro. Volkan Şen 7,5. Sto 4,5. Melih Okudan 250 bin euro. Forvet'e gelelim. Sov 13 milyon euro. Van Persie 11 milyon euro. Fernando 8,5 milyon euro. Semih Ergül ve Aziz Ceylan var. Yani baktığın zaman bilmiyorum Fenerbahçe kadrosu çok çok daha iyi gibi geliyor bana. Yani şöyle bir bakalım. 4 7 8 16 20 22 31 35 40 46 56 64 hani kapatırsak saymıyorum 71 77 80 88 90 106 113,5 100 117 137 142 152 157 167 168 176, yaklaşık 180-190 milyon euro'luk bir takımımız varmış. 5 taşı kabatas tak sayayım. 2, 5, 6, 11, 15, 18, 20, 22, 27, şey 25, 30, 36, 38, 42, 52, 56, 63, 68, 72, 74, 94, 104 116 124 127 hadi 150 130 100, 135 milyon euro diyelim. Hani kadro kalitesi olarak Beşiktaş daha azmış. Bunu da hatırlatayım. Ha oynanan futbol vesaire derseniz o da karar sizin. Şimdi Vitor Pereira birçok kişinin içine silmedi. Yanlış seçim diyor. Yani bu seneki başarısızlığın artık hiçbir bahanesi yok. Ne olursa olsun Ali Koç'a yazar. Başarı da başarısızlıkta Ali Koç'a yazacak. Ha, e, Mehmet Topal şu anda boşta sanırım değil mi? Yani şu anda Mehmet Topal boşta sanırım. 35 yaşında, ön libero. Yani acaba Mehmet Topal alayım da Sosa'yı göndereyim diye düşünür mü? Yani inşallah Mesut'la kavga etmez, düşüncesi hakim. Yani Mesut'u, e, Vitor Pereira'yla anlaştık. Niye iki yıllığına anlaştık? O da ayrı bir ironi. Lazio'nun B planıydı diyenler var. Sen yani Sarri olmasaydı oraya gidecekti diyen var. Suudi Arabistan kulüpleri ilgileniyordu ama Fener'i seçti diyen var. Onu da söyleyeyim. Bizim Claudio birkaç soru sormuş, 11 tane. Ben bu soruları kendimce cevaplamaya çalışayım arkadaşlar. birkaç kişi Şimdi soru 1. Vitor Pereira'nın Fenerbahçe ya da başka bir takımla oynama oyuna hükmettiği bir dönem var mı? Valla ben oyuna hükmetme manasında şimdi hakkını yiyemem. Doğruya doğru. Gerçekten hakkını yiyemem. Oyuna hükmetme eğer top sende daha fazla kalmasıysa daha çok pozisyona girmeyse Fenerbahçe'de hemen hemen bunu yaptı yani. Yüzde kırkında bunu yaptı. Doğruya doğru. Yani yüzde kırkında e, bunu yaptı. Doğruya doğru şimdi. Yüzde %40'ında kırkında yaptı ama. Yani yüzde yüzünde asla yapmadı. Ha başka takımlarda inanın takip etmedim. Şimdi ne desem yalan olur. Takip etmediğim adamada bir şey diyemem. Soru 2. Vitor Pereira geriden topla çıkma üzerine ümit veren bir taktiği var mı? E Kea zaten böyleydi. Ya bu adamı kurtaran Kenya'ydi. Bruno Alves de iyi, geriden iyi top kuran takımda. Yani ee, yani böyle bir olay vardı ve dediğim gibi geriden oyun kurma. Bu sezon Salah'ı var. Yani şu an Serdar Aziz kır var. Geriden oyun kurma. Ben geriden oyun kurma diye kompakt olarak düşünüyorum. Genel olarak düşünüyorum. Yani bakalım neler olacak. 3 Vitor döneminde sorun Topal Joseph ikilisi mi yoksa mentalite mi? Joseph Atiba'da çift altı değil mi? Mentalite yanlıştı. Doğru. Yoksa Beşiktaş'ta bu sezon çift ön libero oynadı. Ya yani çift ön libero oynadı. Hiçbir fark yoktu. Hatta yer yer 3 ön libero çıkmaya çalıştı hatta. Bu mentalite değişir. Şimdi Gustavo, Sosa, Ozan, Tufan oynatırsın. Ama Sosa, Ozan 8 gibi oynar serbest. Gustavo savunma arasına girer. Kanat bekleri ortaya katılır. 3-5-2 gibi oynarsın. Mantalitenin sıkıntısı var. Ee, Vitor bizdeyken mantalite hep defansifti. Doğru. 4. Vitor'un oyununda kaç oyuncu ceza sahasına, çevresine koşu yapar? Bu soruyu cevaplayamam. Şimdi bu soruyu maalesef cevaplayamam. Keşke cevaplayabilsem. Ama şunu söyleyeyim. Vitor'un oyununda bak kanatlardan bir tanesi serbest oynar. Bilginiz olsun. Mesela şu an Perotti çok düşünülme, düşünülmüyor. E, Perotti'yi kanat saymıyorum. O sayı bir kanat, Valencia bir kanat. Samatta ya da Serdar Dursun forvet diyelim. Ya Valencia ya o sayı ikinci forvet gibi oynar. Yani forveti sürekli yedekler. Bu neyi sağlar biliyor musunuz? En azından orta açtığın zaman içeride en az iki kişinin olmasını sağlar. Bak şunu söyleyeceğim. Biz yıllardır, belki de yıllardır bunu yapamayan bir takımız. E, hani Erol Bulut döneminde diyorduk ki Caner çok orta açıyor, Caner çok orta açıyor. Eğer Caner'le buzları eritirse sezonun oyuncusu Caner Erkin olabilir. Şaka yapmıyorum. Niye olabilir? Çünkü Vitor orta açmayı çok seven bir teknik adam. Yani ortayla, orta çok deneyen bir teknik adam. İçeri ceza sahasının içini kalabalık tutmayı çok seven bir teknik adam. Ha, ben öyle hatırlıyorum. Yanlışım varsa affola. 5. E, Robin Van Persie, Nani, Diego, Caner ile ilişkileri hatırlanmıyor mu? Mesut ile sorun yaşasa şaşıran olur mu? Ben e, hatırlıyorum, hepsini hatırlıyorum. Ha Caner'inki kendi terbiyesizliği diye geçiştirildi. Yani Diego'nun Diego'nunki şöyledir diye geçiştirildi. Öbürününki böyledir diye geçiştirildi ama bu sezon Mesut Özil ile kavga yaşayacak bir tipte de değil. Çünkü Mesut Özil'in en azından Fenerbahçelilik kimliği var. İnşallah yaşamazlar. 6. Kea, Alves, Topal, Josef ile kale önüne set çekerken gol yememesi becerimi. Burada kastettiği şey şu herhalde. Kea, Alves, Mehmet Topal, Josef en iyi zamanları. Hemen hemen hepsinin en iyi zamanları. bununla ben de gol yemem diyor. ben de diyorum ki Gustavo ne kadar olursa olsun 34'de olsa de olsa kalite ortada. Sosa kalite ortada. Hadi Sosa'yı geçtim. Ozan kalitesi ortada. Ben çok beğenmiyorum ama kalitesi ortada. Ya, e, yana Serdar Aziz ya da Kolkır kalitesi ortada. Burada kastet, kastedilen şey şu buysa. Ya Fenerbahçe yıllardır stoperi değiştiriyor. Gözünü seveyim. Bırakın uyusun. Uyumlu olsun tek. 7. Sezonu kazandıracak Nani'yi ortaya çekme hamlesini oyuncunun da talebi varken neden ısrarla geciktirmişti? Diego Ribas yüzünden. Alper Potuk yüzünden. Bak Vitor Pereira'ya o sezon en büyük kazığı Alper Potuk attı. Topun tersini oynamadı. Abdülaye Ba Bir maç süperdi, bir maç saçmaladı. Fabiano. Fabiano ne umutlarla getirdi sonuç. Ha bu sezon. Valencia forvete geçti. Bak neler yaptı. Umarım e, futbolcular dinler. 8. Yanal dönemi 8 numarada büyük katkı veren Alper varken neden Josef Topal bozulmamıştır? Belki de Alper'i geriye götüren budur. Ama Alper'in o dönem bu inşaat işleri, karı kız işleri. 9 derbi performansları yeterli midir? En azından yenilmiyordu. Kadıköy'de yenilgisi yok. En azından Kadıköy'de derbilerde yenilgisi yok. Ve yanlış hatırlamıyorsam hem Galatasaray hem Beşiktaş hem Trabzonspor'u yendik. Üçünü birden yendik diye hatırlıyorum. Deplasman'da 2015-2016 Fenerbahçe maçları. Yanlış bir ifade kullanmayalım arkadaşlar şimdi 2015-2016 biraz geriye gidelim. Hani 2015-2016 sezonu. Bakalım arkadaşlar. Atromitos'u falan maçımız vardı. Hazırlık maçları var. Şahtar Donetsk'le Şampiyonlar Ligi elemesinde Şahtar'a elendik. Bu o mu ya? Ben yanlış yere mi bakıyorum? Molde, Celtic. Allah Allah. Ee, doğru. Ha doğru pardon. Bir, bir önceki sezon. Bir önceki sezon doğru. Rize deplasmanda beraberlikle başlayıp Antalya, Bursa'yı 2-1 Beştaş'a 3-2 yeniliyoruz. Net hakem yüzünden yenildik burada. Çok net hakem yüzünden yenildik deplasmanda. Evimizde Galatasaray'la 1-1 kalmışız. Onu düzeltelim. Ee, Trabzon'u 2-0 yenmişiz evimizde. Yani derbi sayı, sayılıyor diye söylüyorum yoksa aynı şehrin takımlarına derbi diyoruz. Ee, başka Lokomotiv Moskova'yı 2-0 yeni Burada 1-1 kaldık. En hayatım en keyif aldığım Fenerbahçe maçlarından birisi budur. Beşiktaş evimizde 2-0 yeniyoruz. Yani 3 4 puan aldık şu ana kadar. Trabzon'da sayarsak 7 puan aldık. Deplasmanda Galatasaray'a 0-0 8 puan aldık. Trabzon'u deplasmanda 4-0 yendik. 11 puan. 6 maçtan 11 puan almışız. 7 puan kaybı. Bilmiyorum yeterli görür müsünüz? Türkiye Kupası finalinde 10 kişi kalıp Galatasaray'a yenildik. 1-0. Yani Kaçta yedik kırmızıyı? Nani yemiş. Gerçi Nani maç bitiminde yedi ya. 90'da yedi. Yani nani o gün 90'da yedi. Yani durum bu derbi performansı olarak. Evet. Şovmenliğine oyuncusunu taraftarın önüne atmakta dahil olduğunu hatırlanıyor mu? Jose ile Galatasaray maçındaki diyaloğu hatırlanıyor mu? birçok futbolcunun diyaloğu var. İnşallah düzelmiştir. Vitor dönemi takımın kondisyonunun yerlerde süründüğü, Galatasaray finalinde oyuncuların koşacak halinin bile olmadığı hatırlanıyor mu? Maalesef o maç büyük bir sıkıntıydı Fenerbahçe adına. E İçtiği işte kahve hatırlanıyordur. Ve sevgili arkadaşlar, Deniz Türüç resmen Başakşehir'de haberi var. Başakşehir Fenerbahçe'den kiraladıkları Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Bakın bu haber bence önemli bir haber. geçen sezon geçtiğimiz sezon takımımızda kiralık olarak forma giyen Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Milli formamızı da giyen oyuncumuz ile yolumuza birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli futbolcumuza kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz denilmiş. Kayserispor'dan Spor'dan Fenerbahçe'ye 2019-2020 sezonunda transfer olan 28, 28 yaşındaki orta saha bir sezon geçirdi. Başakşehir'e kiralandı. Fenerbahçe'de bir sezon daha sözleşmesi bulunuyordu. Transfer detayları şu anda merak konusu. Dimitri Seljuk Zuba Fenerbahçe'ye gitmez demiş. Ee, bazı sayfalar, bazı duyumcular Zuba'nın Artem Zuba'nın Fenerbahçe'ye transfer olduğunu belirtmişler. Ee, yani <laughs> o da ayrı bir mesele. Bunlara bir bakalım. Yani nasıl dönmüş? Fenerbahçe golcü adayları arasında gösterilen Artem Zuba için menajeri Sel yuktan açıklama gelmiş. Hadi habere geç. Zuba'nın Fenerbahçe'ye gitme ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtmiş. Türkiye'de ödemelerde sorun yaşadığını vurgulamış. Rus basınına konuşmuş. Demizgi dör kulüpleri genelde ekme, yakın oyuncuları transfer etmek istiyor. Ancak Artem'in gitmek istediğini sanmıyorum. Şu anda Zenit'te de rahat durumda evinde ligi iyi biliyor ve Zenit de parasını günü gününe alıyor. Türkiye'de her zaman para zorunu yaşanır. Genelde ödeme olmaz ve olay mahkemede biter. Oyuncular Viva'ya başvurmak zorunda kalır. Fenerbahçe ile ilgili bir şey olursa şaşırırım demiş arkadaşlar. Ee, Cugul Adalı Bazda. 2015'ten bu yana Zenit'te oynayan 32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 34 maça çıktı. 22 gol 9 asistlik performans sergiledi. Sözleşmesi gelecek sezon bitiyor. Yani bu ne demek? Gelmez demek. Ya, aklınız kesiyor mu? Bu kadar teknik direktör arasında Vitor Pereira'yı getiren adamın Zuba'yı getireceğini aklınız kesiyor mu? Artı opsiyonu var sözleşmesine çift taraflı. Bak bu adamı Zenit bedelsiz kattı 2015'te. Sonra bir e, 2018'de bir kiraladı. Sonrasında durum bu. Ben beklemeyin diyorum. Hayallerinizden kimseyi oynattırmayın diyorum. Uzuba'nın şeyi yok. Adana Demirspor Midyaspor ile sözleşme sona eren 28 yaşındaki Kongolu santrafor Brit Asson Balonga ile anlaşmaya varmış. Yani 17 milyon euroya gitmişti. Bu Fenerbahçe'nin gündemindeydi. Biz bunu alamamıştık. Aslan Balonga. Gerçi iyice çaptan düştü. Tahkim Kurulu Kayseri Spor Teknik Direktörü Samet Aybaba'ya fesih tazminatı olarak 1 milyon 831 bin lira ödemesine karar vermiş. Bu da Kayseri Spor'un alacağı oyuncuları illa etkileyecektir. Aslan Balonga'nın kariyer çok iyi ama son dönemde bayağı düşmüş. Ve bayağı da bonservis kazandırmış. Yine aynı şekilde Şalken'in 2001 doğumlu forvet oyuncusu Ahmet Kutucu için Başakşehir transferi konuşuluyormuş haberiniz olsun. Düşük bir servis alacağı konuşuluyor. Umarım doğru değildir. Ama bize geleceğinde ben zannetmiyorum artık. Ya benim bunlar şahsi fikirlerim. Bilginiz olsun. Santos Borre'yi bize yazmışlardı ve ben bize gelmeyeceğini belirtmiştim. E, maalesef duyum vermiştim. Keşke vermeseydim. Çıkınca kimsenin umurunda olmuyor ama çıkmayınca sıkıntı oluyor. O da yıllık 2,5 milyon Euro'dan aynı zamanda Frankfurt'la anlaşmak üzereymiş. Yani imzalar atılmak üzereymiş. Bilginiz olsun. E, kanalımızda bir isim değişikliğine gittik. Artık sevdamız Fenerbahçe kanalı. Çünkü ne duyum ne haber Fenerbahçe'den önemli değil. Fenerbahçe'de Bilic direkten döndü işte nedeni diye bir haber yapmışlar. Silevan Bilic'in son anda iptal olmuş Kulübünden izin alamamış ve Fenerbahçe'nin başına geçememiş diyor haberde. Yani ilk çıktığı günde yalanlamıştık bunu. Vize alamadı ortaya çıktı. 2022'ye kadar sözleşmesi var. Çin kulübünün başkanı izin vermemiş ve geri çevirmiş teklifi. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin zor gün dostları diyor. Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız, Sallih Hacivert'lerin zor günlerinde kritik bir rol alarak sezonu hazırlıyor demiş. Bilginiz olsun. Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız Pereira döneminde yardımcılardı. Yani yardımcı antrenörlerdi. Yani o dönemden beridir hala buradalar. Ya Ersun Yanal gittikten sonra Tahir Karapınar'la birlikte sorumluluk almışlardı bu genç adamlar ama olay ortada. Koşa koşa geldiler Fenerbahçe'nin zor zamanında. Kendilerine teşekkürü bir borç biliriz. Ee, yani durumlar bunlar. Cengiz Marsilya için yola çıkmış. Gidiyormuş. Cengiz için de hayırlısı olsun. İnşallah yola açık olsun. Fenerbahçe'ye gelip çürümedi en azından. Onu da çöplerdik. Şimdi sevgili arkadaşlar e, ee, birçok şey var. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Ha, Vitor Pereira ile ilgili de bazı söylentiler var. Onları da söyleyeyim. Çok çok değişik söylentiler var. Ee, Vitor Pereira'nın düşük ücret artı şampiyonluk bonusuyla sözleşmeyi kabul ettiği söylentileri var. Ee, kadroyu izleyip kadroyu değerlendirip ben bu kadroyu şampiyon yaparım demesi var. Eee Fonseca ve Villas Boas'la görüşülmüş ama onlar olmamış. Şampiyonluk bonusunu kabul etmemişler. 3 yıllık garanti sözleşme istemişler falan filan. O yüzden olmamış. <laughs> ee, Villas Boas stres istemiyorum ben bu kulübe gelmem demiş. Bunlar sosyal medyadaki duyumlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tabii Vitor Pereira eğer düşük ücret istiyorsa ki mecbur düşük ücret alacaktır. Bu doğrudur. Yani kadro idea, iddialı bir kadro Fenerbahçe kadrosu. Bak. Bugün şu kadrolarla lige başlansa ligin en açık ara favorisi Fenerbahçe. Tabii Beşiktaş geri zekalı değil, Galatasaray geri zekalı değil. ki transfer yapacaklardır ama yapmaması yapmasalar bugün şu kadrolarla başlansa açık ara yani. Ama ee, durum bu. Ha Fenerbahçe'ye ne lazım? Bir tane golcü bir kanat lazım. Bir tane forvet lazım sağ bek ve sol bek lazım net olarak. Yani forvet, sağ kanat, sağ bek, sol bek. Dört tane kalbur üstü böyle orta seviyenin üstünde isim olursa hani Beşiktaş'ın Rozier'i gibi, Galatasaray'ın Saraçisi gibi, işte e, Gezzal gibi. Gezzal çok çok üstün performans gösterdi ama bir Gezzal gibi, bir Sherlock gibi dört tane adam alırsan zaten hani Vitor Pereira değil ben bile şampiyon yaparım der birçok kişi durum bu. Ha sol bek için bence çok aramayın. Arsenal'de kolasını mıydı? Mesut'un eski takım arkadaşı. Buyurun getirin. Vitor Pereira illaki Portekizli, Mortekizli sağ kanat sağ bek vardır tanıdı. Getirin. Forvet illaki vardır. Yani e, 4 transferle bile bu takım çok çok iyi aşama kat edebilir. İnşallah şampiyon Fenerbahçe olur. Hepimizin gurur duyacağı bir Fenerbahçe olur. Yani inşallah bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, i̇nşallah gurur duyacağımız bir Fenerbahçe olur. Ee, yolun sonu hayırlı olur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.